Selamlar. Tatil okuyorum burada. Neden Kars'a? Jüpiter'den Mars'a. Her eve gerek Vedat Delek karşınızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iyi gördüm seni. Maşallah. Canım benim. O senin gözlerinin güzelliği. Vedat, 15-21 Temmuz aşk ve sevgi haftasıymış. Eğer hayalindeki aşka kavuşamayanlar, aradığı aşkı bulamayanlar varsa onlara müjde verelim mi? Verelim tabii ki. Aslında değişik bir hafta. Sadece biraz dürtüsel hareketlerden, kavgadan, çevremizdeki insanlara isyan etmekten biraz uzak durmamız gerekiyor ve kazaların olabileceği, dünya üzerinde patlamaların olabileceği 15 ile 17 arasında bir uyarı yapmamız gerekiyor. Çünkü burada 2022 yılındaki olan tutulmaların da tetiklenebileceği bir haftayla karşı karşıyayız. Yer sarsıntılarının da fazlasıyla hissedilebileceği bir haftayla karşı karşıyayız. Bununla beraber ayın 20'sinden yani 20'siyle beraber 19'uyla beraber başlayacak olan bir süreçle beraber özellikle Aslan Burcu ve İkizler Burçlarının aşk konusunda ellerinin güçlendiği, bir takım fırsatların geldiği, parasal konularda da onların hayatında önemli dokunuşların olacağı bir haftaya giriyoruz. Aslan Burcu ile İkizler Burcu dedik ama Koç Burcu, İkizler Burcu, Terazi Burcu, Yay Burcu, Kova Burcu da bu şanslardan faydalanacak burçlar arasında sevgili Nur. Ve bununla beraber 21 Temmuz'da bir dolunay var. İkiz dolunay. Bu ne demek? Geçtiğimiz aylarda Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşamıştık. Şimdi bu dolunay, o dolunay bir başlangıç dolunaydı. Bu dolunay da bitiş dolunayı olarak esasında Koç burçlarına, Terazi burçlarına, Oğlak burçlarına ve Yengeç burçlarına İş, sağlık, aile ve ilişkilerle ilgili konularda bir takım sınavları getirirken bizim de hayatımızda sorumluluklarımızı fazlasıyla hatırlatacak, kemikler, dişler, etlerle ilgili konuların gündeme geleceği, dünya üzerinde siyasetçiler, iş adamları, CEO'lar, askeri konularla da ilgili konuları gündeme getirecek. Bununla beraber 21 Temmuz'da boğa burçları rahatlıyor artık. Çünkü agresyonun, enerjinin var olan gezegeni Mars burçlarından çıkacak, ikizler burcuna yol almış olacak. İletişimin önem kazandığı, artık iletişimsel anlamda hepimizin çenesinin düşeceği, sosyal medyaya çok daha fazlasıyla zaman hiç ayırmıyoruz ya, ayıracağımız daha mı çok ayıracağız? Evet, bir dönem geliyor. Bol konuşulacak, konuşma dürtümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii ki bunların hepsini teker teker tarih tarih burçlarımızda anlatacağız sevgili Nur. Ne diyoruz o zaman? Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Herkes hazırsa gerçekten bu hafta hepimiz uçuşa hazır olalım. Çünkü özellikle aşk ve sevgi konusunda böyle uçuş duygular yaşayacağımız çok güzel bir hafta olacakmış. Ama şimdi bazılarını duyar gibiyim. Ya Nurcuğum, bize aşk lazım değil, bize para lazım diyenler var. Hangi burçlar para konusunda şanslı? Koç burçları, aslan burçları, ikizler burçları, terazi burçları, kova burçları, yay burçları parasal anlamda iyi haberlerinin gelebileceği 6 tane burç. Ama doğum haritasına göre hepimizin esasında maddi konularla, şansla ilgili konularda şansımızın yüksek olduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Teker teker burç yorumlarında bunların hepsini anlatacağız. Evet, ben şu anda çok güzel manzarası olan bir yerdeyim. Görmeniz lazım. Arkamdan belli manzara camdan yansıyor. Yemin et. Harika ama en güzel tarafı sana iyi geldi. Biraz salak olabilir miyim? Estağfurullah. Ben de sana şey diyorum. Ay çok güzel manzaralı bir yerde. Balkondasın şu an. Ha, camdan yansıyor. Çok güzel manzaralı bir yerdeyim. Aynı güzel. Sana iyi gelsin. Şimdi şöyle keyiflice 12 burcu senden dinlemek istiyorum. Ama 12 burcu dinlemeye geçmeden önce geçen hafta biliyorsun 3 seyircimize, 3 takipçimize sesli tabirden ilişki analizi hediye ettik. Evet. Talihleri açıklayalım mı? Hemen. Nesli 71-25, Arzu Yürekler 33-24, Konul Memedova
12.90 Azerbaycan'dan yazmış Aynen. bize konuğum Mehmet Ova. Tüm Azeri dostlarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Nesli 71.25, Arzu Yürekli Er 63.24, konuğum Mehmet Ova 12.90 bu haftanın şanslarıydı. Senden sesli tabirden ilişki analizi kazandılar. Bana Hadi bakalım. ulaşsınlar. Ben de ekibe onları yönlendiririm. Böylelikle diyaloğumuzu sağlamış oluruz. Evet. Valla arkadaşlar sesli tabir öyle bir platform ki bugün rüya gördüm. İnanılmaz böyle etkilendiğim ve aslında uyandığımda böyle hani bazı rüyalar vardır. İçinizi sıkar ya. Nasıl bir rüya gördüm? Ne olacak falan dersin ya böyle. Hemen sesli tabire mesaj attım. Mehmet Emin Kırgil kendi sesiyle sana hemen gönderiyor mesajını. Rüyanı yorumluyor. Hani sen nasıl ilişki analizi yapıyorsun ya. Mehmet Emin Kırgil de rüya yorumu yapıyor sesli tabirde. Hello Türkiye'nin Osman. gerçek yorumcularının bulunduğu çok güvenilir bir rüya yorum sitesidir sesli tabir. Hem takip edin, hem rüyanızı gönderin, hem mesela yeni biriyle tanıştın, ilişki uyumunuz var mı yok mu analizini Vedat Delek sesli tabirde sizin için yapsın dedikten hemen sonra hop geçiyorum 12 burcu. Hazır mısın Vedat'cığım? Hazırım Nurcuğum. Koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Para, aşk ve sağlık. Onlar için bu hafta nasıl? Şimdi parasal konuda sevgili koç burçlarının eni güçlü. Az evvel de saydık şanslı grup içinde. Fakat bu haftanın en önemli, en kritik olayı 20'si ile 21'i arasında dedikodunun ayyuka çıkacağı, ayyuka çıkacağı bir dönem ve bundan da en çok etkilenecek olan burç koç burcu. Özellikle kendisiyle ilgili, ilişkileriyle ilgili, evliliğiyle ilgili konularda ayın 20'si ile 21'inde dedikodulardan, fitneden uzak durması gerekiyor. Gelir bir arkadaşı sana ona bir konuyla ilgili fişek sokar, fitne verir. Bunlara sakın inanmayın. Bunların da arkasını muhakkak daha sonraki süreçlerde araştırın. Ama hemen dürtüsel hareket etmemeniz gerekiyor. Ayın 13-21 Nisan doğumlu koç burçları yine bu var olacak olan dolunaydan fazlasıyla etkilenerek biraz gerginliklere sebebiyet verebilirler. Parasal konularda inanılmaz derecede şanslılar ama nasıl bir şans? Ani para girişiyle ani para çıkışının olabileceği bir haftayla karşı karşıyalar. Gelecek olan para ellerinden hemen çıkabilir ve bunu da çok fazlasıyla harcayabilirler. Bu arada ayın 15'i 16'sı gerekli masraflarla ilgili masrafları ile ilgili ona yardımcı olabilecek kişilerle de karşı karşıya gelebilirler. Ayın esasında 17'si bu haftanın en sert haftalarından biri. Koç burçları özellikle ayın 17'sinde sağlıksal konularına da fazlasıyla dikkat etmeleri gerekiyor. Bu hafta yaşanacak olan dolunay onların iş hayatları ile ilgili konularda bir takım tamamlanması gereken krizleri kapılarına getirebilir. İş hayatları fazlasıyla hareketli. Özellikle dedikodu konusunda da son derece hayatlarında bir önemli süreçten geçecekler. İş hayatları, kariyer hayatları, bu alanlardaki fitnelerden dedikodulara da dikkatli davranmalarında son derece yarar var. Ve bununla beraber sosyal hayatın içinde, iş hayatının içinde hafta sonuna doğru inanılmaz derecede bir yine karmaşıklık, sorunlar, anlaşamamazlıklar söz konusu olabilir. 21 Temmuz Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesiyle beraber esasında enerjilerini doğru anlamda aktive edebilecekleri, ticari hayatta fazlasıyla sorumluluk alacakları, yolculukların hayatında fazlasıyla yer tutacağı ama bununla beraber yakın akrabalar, kardeşler ve komşularla tartışmalardan uzak durulması gereken bir haftaya merhaba diyecekler. Bir tarafta yine kolaylıklar, bir tarafta sınavlar devam eden bir hafta koçmuşları için. Peki bu bir tarafta sınav devam ederken onlara bu sınavları en kolay atlatabilmeleri için önerin ne olur? Ya çok sessiz kalmaları gerekiyor. İlk defa şunu derisinler hayatlarında. Duydukları bir konuyla ilgili çok ani bir şekilde hareket etmesinler, beklesinler. Esasında bu onlara söylenecek olan hani belki bir laf, belki bir söz, doğruluk payı olabilir. Ama bu haklıyken haksız konuma düşmemek için lütfen bu hafta sakin kalın. Bir de şunu deneyin hayatınızda. Bakalım sakin kaldığımda olayları nasıl çözüyorum? Haklıyken haksız
konuma düşüyor muyum? Bunu deneyimlerinden çok sevdikleri bir o sessizlik onların hayatında çok önemli bir ders olabilir, bir öğreti olabilir. Bununla beraber ilerlesinler. Peki, kolaylıklar diliyoruz sevgili koçlara. Tüm bu yani haftalık yorumları yaparken sevgili seyircilerimiz, Vedat Delek gerçekten yaptığı yorumlarla gündem belirleyen astrologlardan bir tanesidir. Ve Vedat'ın şöyle bir özelliği var. Özellikle ikili ilişkilerde ilişki analizi yaparken, ilişki analizi yaptıranlar zaten bana yazıyorlar. O kadar güzel noktalara değiniyor ki, o kadar güzel kilit noktalar var ki ve sana o kadar güzel anahtar veriyor ki eline. Yani konunun temeline iniyorsun ve ben burada hata yapmışım, şunu şöyle yapmayayım. Çok yazan oldu bana. Çözüm odaklı yaklaşmak lazım. Çözüm odaklı yaklaşıyorsun ve yani böyle çok güzel öneriler veriyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoda da sizden ricam, ne olur çok rica ediyorum, öyle can kulağıyla dinleyin. Bir seyircim ne yazmış? Nur Viral, içeride yayın yapsanız rüzgar için rüzgar sesi geliyor mu size? Biraz geliyor. Emin ederim. Evet. Ben de içerisi çok sıcak, dışarıda mı yapayım? Hadi bir şey söyleyeceğim. Bugün öyle izlesinler. Yormasınlar seni. Ben Yunanistan'dayım. Bir şey söyleyeceğim sana. Beynim pişti. Dışarıdaydım. Geldim. Böyle. O yüzden hadi idare edin. Aslında her türlü önlem aldık. Mikrofona bakma, böyle böyle bir şey taktık falan bilmem ne ama yani. Özür, bir dahakine içeride iyi yaparım. Vallahi çok sıcaktır. Dayanamıyorum. Peki, bir dahakine öyle yapacağız inşallah. Tamam. Hadi bakalım, geçelim boğalara. Hiç duyulmuyor mu peki ses yani? Yok, duyuluyor. Ara ara böyle rüzgar sesi geliyor. O kadar. Evet, bazen rüzgar sesi geliyor maşallah. Şey yapardım. Peki, çok özür diliyorum bunun için. Vallahi hiç onu akıl edemedim. Her türlü önlemi aldığımı düşünüyordum. Olsun, rüzgar da güzeldi. Biraz da rüzgarın ve cırcır böceklerin sesini dinleyelim. Bir dahakine içeride yapacağım söz. Hadi devam edelim. Boğalarla devam edelim. Şimdi boğaların temelinde çok esasında sorunlarla boğuşuyorlar ve arka arkaya gelen süreç 15 ile 17 arasında da boğaların sağlıkla ilgili konularda yine bu haftanın en sinirli olabilirler ve artık patlama noktasında, hayatın her evresindeki noktadaki özellikle ilişkilerle ilgili, sorumluluklarıyla ilgili noktada büyük bir patlama noktası yaşayabilir. 17'si boğa burçları için, akrep burçları için ve aslan burçları için ve kova burçları için çok kritik bir süreç. Sağlıklarına, ilişkilerine, evlilikle ilgili konulara temkinli yaklaşmaları gerekiyor. Ayın 17'sinde çok böyle onları yoracak, yük altına sokabilecek işlerden kaçınırlarsa çok daha iyi olabilir. Sağlık çok önemli bu hafta boğalar için. Ve aynı zamanda sağlık. Evet, sağlık. Çünkü bir dürtüsel, bir de agresyon gezegeni yan yana geliyor. Tamam mı? Böyle şey gibi düşün. Durup dururken elektriğe tutulacağız. Durup dururken elektriğe şoka tutulacaklar. Hepimiz esasında bu etkide olacak. O yüzden dürtülerimize sahip çıkmamız lazım. Sakin olmamız lazım. Ve hayat bizim önümüze biraz daha delileri getirecek. Onu söyleyeyim. Uğraşmayın kimseyle. Sorunlu insanları getirecek. Vedat'cığım sağlık derken ruh sağlığından mı bahsediyorsun? Ruh sağlığı, yani beden sağlığı her anlamda 15 ile 17 arası sevgili Nur önemli. Yani ruh sağlığında problemli olan bir kişiyi de karşımıza getirebilir. Bizim de ruhsal olarak duygu dünyamızı farklı bir noktaya getirebilir. En çok etkilenen burç da boğa burçları. 15'i 17'si temkinli ve dikkatli olacak. Sağlık da bu anlamda önemli. Onu söyleyeyim. Sert bir hafta ama o sert haftanın yanında hayatımıza verilecek kolaylıklar ve şanslar da mevcut. Böyle kötü, problemli açıların olduğu günlerde ufak şanslar bile çok büyük olayları engelleyebilecek süreçleri karşımıza getirebilir sevgili Nur. Benim biraz daha rahatlığım o hafta içindeki gökyüzünden gelen destek rahatlatıcı bir enerjiye de sahip olduğu için. Ve bununla beraber özellikle çok fazlasıyla hayatındaki yüzüne gülüp de gerçekten ağzından sırtını bıçaklayabilecek insanlar, iş hayatıyla ilgili, genel hayatıyla ilgili bunlarla karşılaşacaklar. Her söylenene, her duyduğunuza
ayın özellikle 20'si, 21'inde inanmamanız gerekiyor sevgili boğa burçları. Çünkü bu haftanın en önemli olaylarından biri dedikodu yapan herkesin duyguları kabaracak, o ona laf taşıyacak, o ona fitne yapacak. Bu olaydan biraz uzak durmak gerekiyor. 21 Temmuz iş hayatları ile ilgili gerginlikler ama bu gerginliklerin hiç aldanmamaları lazım. Esasında orada öyle bir güç var ki o gücü kullandıkları takdirde iş hayatlarında büyük desteklerin gelebileceği, büyük desteklerin de gelebileceği bir günle karşı karşıyalar. Ve bununla beraber 21 Temmuz'da Mars'ın Jüpiter burcuna geçmesiyle beraber esasında biraz daha para kazanmaya başlayacaklar. Ama bu parayı kazanırken ekstra bir takım işler yapabilirler. Ekstra bir takım işle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok çalışacaklar. Çok çalışacaklar. Çok para kazanacaklar. Ama harcama konusunda da kendilerini tutamayacakları bir süreç. Özellikle sosyal medya ile ilgili harcamalar, elektrik, elektronikle ilgili harcamalar, bilgisayar, telefon, bu gibi aletlerin harcamaları ile ilgili çok böyle ihtiyaçları olmadığı şeyleri de alabilecekleri bir döneme merhaba diyorlar. Aile sorunları, çocuklarla ilgili sorumluluklar, bunları biraz sorgulamaya başlayacaklar sevgili boğa burçları. Ve evet, eğer bu noktaya da geldiyseniz şunu yapmanız gerekiyor. Neyin yararlı, neyi yapmanız, neyi yapmamanız gerektiğiyle ilgili artık bir yol hareketi ederek sizin de o sorumluluklarınızı biraz daha hafifleterek kişilere o sorumluları dağıtma zamanı, yoksa gerçekten bu sizi inanılmaz derecede yoracak ve perperişan etme noktasında olabilecek. Bunu lütfen çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Ve lütfen dediğim gibi özellikle 17'si, 16'sı, 15'i sizin için sakin kalmanız gereken, daha korunaklı yerlerde ve daha korunaklı işlerde olmanız gereken bir haftayla karşı karşıyasınız sevgili boğa burçları. Vedat, bak boğaları ne kadar uzun anlattın. Duydun ya. Mu? Çok uzun anlattın boğaları. Ama ben seni uzun anlatayım, hepsini. Bazen bak. Hayır, boğalarda ne var biliyor musun? Sonlandı. Ama değil mi? Bilmiyorum. İzleyenler katılıyor mu bana? Yazın bu hafta uzun mu geldi? Vallahi uzun anlattım tamam, boğaları. Tamam, hep o zaman normale dönüyorum aşkım hemen. Please yani lütfen. Tamam aşkım. Peki sırada ne var? İkizler var. Evet. İkizler ve yükselen ikizler. Onlar sağlık, para, aşk konusunda nasıllar bu hafta? Şimdi Jüpiter ikizler burcunda parasal konuda şans konusunda hepinize şanslar dağıtıyor. Venüs'ün de orada yani aşkım. Sevginin gezegeni Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber parasal konularda inanılmaz derecede şanslı bir döneme merhaba dediler sevgili İkizler Burcu. Ki bunu da son derece iyi deneyimleyecekler. Ayın 15-16'sında özellikle iletişimle ilgili konular, ama bu iletişimle ilgili konular çok daha fazlasıyla iş hayatlarını olabilecek. İş hayatlarındaki projeleri anlatmakta, iş hayatlarındaki sözleşmelerle ilgili konularda sorunların ortaya çıkabileceği bir dönemle karşı karşıya kalabilirler. Ve ayın 17'si 18'i ilişkiler son derece önemli olacak. Sevgili yayların, özür dilerim, ikizler burcunun hayatında. Çünkü ay yay burcunda olacak ve onların ilişki evinde, evlilik evinde söz konusu olacak. Ayın 17'si biraz daha enerji atarken 18'inde ilişkilerle ilgili kendilerini anlatamamak, anlaşılmamak gibi konular gündeme gelebilir. Önemli işlerinizde özellikle ayın 17'sinde daha böyle öğleden sonraya atarsanız şanslı görüşmelerle ve ilişkilerden gelecek şanslar karşı karşıya kalabilir. Ayın tabii ki bir dolunay söz konusu olacak. Bu dolunay onların esasında sosyal hayatın içinde son derece aktif olabilecekleri bir döneme karşı karşıya kalacaklar. Bununla beraber Mars burçlarına geçiyor. Son derece sinirli olacaklar, fazlasıyla hararetli olacaklar ama vücutlarını forma sokabilecekleri, yani yaptıkları diyeti sporla taşlandırdıkları takdirde son derece forma girebilecekleri bir haftaya giriş yapıyorlar. Sosyal çevreden duyduğunuz her şeye inanmamanız gereken bir haftadasınız. Bu haftanın en şanslı burçlar arasında ikizleri sayabiliriz. Aa, süper. Haftanın en şanslısı ikizler mi diyoruz? Evet. En şanslılarından biri. Hadi bakalım. Sıra gelsin aslanlar ve yükselen aslanlara. Özellikle aşk ve sevgi aşkım konusunda. Aşkım yengeçler. Aslan... Aa. Yengeçler aşkım.
Bıdı Allah'ım çok özür dilerim yengeçler, nasıl bir hata yaptım ben böyle. Sevgili yengeçler buyurunuz, sizdeyiz. Kar burcunda bir dolunay. Dolunay'la ilgili de zaman zaman gerginlikler. 16-22 Temmuz doğumlu özellikle yengeç burçları bu dolunaydan fazlasıyla etkileneceklerdir. Özellikle ilişkilerle ilgili, evlilikleriyle ilgili konularda kararlarını verebilecekleri bir haftayla karşı karşıyalar. Ve tabii ki burada yine özellikle 16 Temmuz şuna çok dikkat etmek lazım. Çocukların sağlıkları ile ilgili konulara önem vermeleri gerekiyor ve aşk hayatlarında da gerginliklerden uzak durmaları Tamam. gerekiyor. Ve bununla beraber ayın 17'sinde 18'inde günlük hayatın içinde performansınız çok iyi olacak. Yani evinizle ilgili işleriniz, iş hayatınızla ilgili işleriniz, bir başkasının işleriyle Oh. ilgili yardım ettiğiniz noktada enerjinin kolay akabileceği ve haftayı kolaylıkla geçirebileceğiniz bir süreç söz konusu olabilir. Bazıları evlendi kararı olabilir, bazıları evlilik teklifi olabilir, bazıları evlilikleriyle ilgili konuları olasılıkları olabilir, bazılarında boşanma ile ilgili konular gündeme gelebilir. Ve ayın özellikle 20'si 21'inde iş hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili sizi üzebilecek insanların söyleyecekleri şeyleri asla duymazdan gelin. Sakın o tuzağa düşmeyin. 21'inde biraz daha yine burada eşinizin maddi konularıyla ilgili veya maddesel konularla ilgili tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Ve tabii ki burada yine Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle beraber esasında hayatınızda kim dost, kim düşman bunların farkına varacaksınız. Ve özellikle ateşli hastalıklar, biraz daha sağlıkla ilgili konularda ve ruhsal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz eylemler içinde olmanız sizi mutlu edecektir. Ay Allah'ım korusun. Yengeçler dikkat edin kendinize. Bağışıklık sistemi güçlü tutulsun. Zaten insan yazın daha çok hastalanıyor biliyor musun? Kışa göre Klimalar giriyorsun, çıkıyorsun, yapıyorsun. Ben klimadan nefret ederim, yemin ederim nefret. klimanın altındayım. Çünkü yaramıyor. Hep ben derler ya hasta yapar, hasta yapar diye. O algıya girdim. Sana da değil Ondan mi? sonra Bana da hiç yaramaz klima. bana da aynı şekilde. Çünkü herhalde alışık olmadığımız için olabilir. Bazı insanlara bayılıyorum. Neden biliyor musun? Böyle o kadar rahatlar ki mesela burada klima mı var? Cam mı açık? Rüzgar mı esiyor? Hiç farkında bile olmuyorlar ve maşallah hiç hastalanmıyorlardı. Bize Ben yaprak kımıldasa hastalanıyorum annen valla. pirinçli bir kadın mıydı? Hani heyranda kalmaz, hasta olursun. onu söyleyemem. Annem beni izliyor şu anda. Ellerimden öpüyorum. O bende yok şu anda. Annem dünyanın en tatlı kadınıdır, Annen söyleyemem. baş tacı. Hepimizin annesi. Hepimizin annesi baş tacımız. Peki geçelim. Az önce aslan dedik ya, şimdi aslanlara gelelim. Aslanlar galiba bu hafta aşk ve sevgi konusunda çok şanslılar. Şanslılar sadece 21 Temmuz'da sinirleri biraz gerginleşebilir ve ilişkilerde çok fazlasıyla böyle sinirsel konuda sorunlar yaşayabilirler. Bir de kendilerini ifade etme konusunda zorlanacaklar. İfade etmeyi bırakarak belki karşı tarafı dinlesinler. Karşı taraf anlatsın, anlatsın, anlatsın. Sonra önümüzdeki hafta ne yapması gerekiyorsa bunları teker teker yaparsa çok iyi olur. Çünkü zihinsel anlamda bir engel, zihinsel anlamda bir takım kısıtlama. Bazen kal gelir ya, bu hafta aslanlara kal gelme haftası. O yüzden sakin kalın. Böyle bu hafta bunu bertaraf edebileceğiniz bir haftayla karşı karşıyasınız ve sağlıkla da ilgili konular, özellikle kemiklerle ilgili konuları da lütfen dikkatli olmanız gereken bir hafta içindesiniz. Ve keyif alabilecekleri bir hafta. Çünkü aşk ve sevginin gezegeni burçlarında olduğu için Venüs hem onların aşk hayatında hem parasal hayatında inanılmaz derecede şanslar ve fırsatlar getirecek. Bazıların aşk hayatında inanılmaz güzel döngüler başlayacak. Hani Oh. derler ya sana sen ne yaptın bu kadar güzelliğini? Bu lafı sık sık fazlasıyla duyabilecekleri bir haftayla da karşı karşıyalar. Ve tabii ki
Bununla beraber özellikle yine demiştik ki o dedikodunun bol olabileceği bir süreçle karşı karşıyayız. Özellikle yine böyle iletişimsel içinde olduğu insanlardan gelebilecek sorunlardan uzak durmaları gerekiyor. Sosyal hayatları çok renklenecek. Yeni arkadaşlıklarla tanışacaklar, yeni sosyal ortamlara girecekler. Belki de bazıları artık yakın arkadaşlarıyla da tartışmalar dönemine merhaba diyebiliyorlar. Gökyüzünün sadece onların iletişimsel anlamda bir takım engelleri çıkarttığını, esasında onunla beraber çok güzel hediyelerin de geldiğini ki Mars'ın onların dost burcuna geçmesiyle beraber çok daha güzel yardımların gelebileceği bir döneme giriyorsunuz sevgili aslanlar. Bu hafta susun, Süper. gelenleri kabul edin. Ondan sonraki süreçte hamlelerinizi akılsal, iletişimsel olarak daha iyi hamlelerle hayatınızı iyileştirebilirsiniz. Mükemmel. Mük. Mük. Evet. Bu hafta Mük. gerçekten her hafta olduğu gibi yorumların mük. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ve geçiyoruz sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Onlar aslında yeryüzünün en mükleri, değil mi? Evet, Başaklar. mükemmelliyetçiler. İnanılmaz derecede Hayatlarını sayılar. mükemmelliyetçilik üzerine kurmuş Başak Burcu. Başak olmasaydı mükemmele giden yol olmazdı. Olmaz. Olmazdı. Doğru söylüyor. Bu dürtüyü bize veren en önemli burç ve ayın 15'i 16'sında o mükemmel aklınızla gizli saklı işlerden uzak duracaksınız. Yani gizli saklı patronundan gizli bir şey yapma, eşinden gizli bir şey yapma, sevgilinden gizli bir şey yapma, sonra bunu toparlayamazsın. Ayın Yakalanıyorsun 10 sevgili Başak. hem de nasıl? Of. 17'sinde iş hayatınızla ilgili istediğiniz potansiyeli yakalama olasılığı son derece yüksek. Hedefiniz para olabilir, başarı olabilir. Orada patronun gözüne girmek olabilir. 17'si özellikle öğleden sonraki süreçte elinizin çok güçlü olduğu bir haftayla karşı karşıyayız. Ve bu biraz daha esasında işlerine de kapanık olduğu bir dönemle karşı karşıyalar. Kimi depresyonda, kimi korkularının tetikleniyor. 2026 yılına kadar sevgili Başaklar, bu duygu size gidecek ve gelecek. Bundan da çok fazla rahatsız olmamak lazım. Sorumluluklarınızı hatırlayın. Ve bununla beraber 19'u ve 21'i özellikle 20-21'inde çok fazlasıyla laf kalabalıklarından uzak durmanız gerekiyor. Ve özellikle parasal konularla da ilgili doğabilecek parasal dedikodular, maddi konularla ilgili dedikodulara dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatınızda özellikle ayın 21'inde gerginlikler, kavgalarla karşı karşıya kalma olasılığınız yüksek. Bunu yapmamanız gerekiyor ve tabii ki artık iş hayatında çok ciddi sorumlulukların alabileceği, çok daha fazlasıyla çalışmak gereken bir sürece giriyor. Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesiyle beraber işlerine kanalize olsunlar. İşleriyle ilgili sorumluluklarını muhakkak yerlerine getirsinler. Esasında o bizim hani dedim ya o görünüm çok boğa burçlarını etkileyecek diye başakları da yarayan bir durum esasında. Hayatlarında beklenmedik sürprizler, beklenmedik gelişmelerle de karşı karşıya kalabilirler 15'inde, 16'sında, 17'sinde. Süper. İnşallah. Ya yani beklenmedik gelişmeler ama güzel, değil mi? Kötü değil. Olumlu, Ya olumlu, olumlu. Okey. olumlu. O zaman şahane. Evet. Terazilere geçelim mi? Geçelim. 17-22 Ekim tarihli doğumlu terazi burçları yaşanacak olan Dolunay'la ilgili konuda biraz gerginliklerle karşı karşıya kalabilirler. İkili Buna ilişkiler değil mi yoksa genel ikili hayatın içinde mi ya geldi? daha çok aşkım hani ailesel konular, evdeki gerginlikler, evde biraz daha zaman geçirmekten sıkılabilirler. Burada biraz daha ailesel konularla ilgili daha yumuşak ve yapıcı olmaları gerekiyor. Özellikle hani miras hukuku içinde oldukları kendilerinden yaşça büyük insanlarla da tartışmalar içinde kalabilirler sevgili Nurum. Çünkü bu dolunay dört tane burcu çok fazlasıyla etkiliyordu. Üçüncü burcumuzdan Yengeç Burcu, Oğlak Burcu, Koç Burcu ve Terazi Burçlarının fazlasıyla etkilenebileceği ama farkındaysam hepsine doğum tarihleri veriyorum.
o doğum tarihleri arasında doğanlar ki 17-22 Ekim doğumlu teraziler gerginliklere, ailesel arasında konulara dikkat edecekler. Edesinler. Evet, gezme dürtünüzün yüksek olduğu, biraz daha gezmeye, biraz daha neşelenmeye ihtiyacınızın olduğu ve bir süreçle de karşı karşıya kalacaksınız. Son derece de iyi olacak ve rahat, sizin hayatınızda sizi eğlendirebilecek, mutlu edebilecek insanlarla karşı karşıya da gelebileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Ve şunu da hemen söylemek istiyorum. Özellikle 21'i, 20'si eşinle ilgili konularda kulaklarını söylenebileceklerden tıkamalısın. Gelir annen eşini kötüleyebilir, kaynanan seni kötüleyebilir. Bu enerji böyle. Üzgünüm, duyma, görme ve hediye de almamamız gerekiyor. Ve tabii 21 Temmuz'da sevgili aşk konularında sakin kalacaksınız ve artık sizin için iletişimin, gezmenin çok önemli olduğu bir konu ve büyük olasılıkla da özellikle üniversite ile ilgili eğitimsel konularda özellikle terazi burçlarının hayatında bir koşuşturmanın olabileceği döneme merhaba diyorlar. Bu koşuşturma iyi yönde olsun inşallah. İyi yönde olacaktır. Çünkü İyi. gökyüzü destekliyor onları sevgili Nurum. Desteklesin. Onlar yeryüzünün en zarifleri çünkü. Tatlılar. Onlar denge insanı, değil mi? Onlar Terafet. sanatın, onlar görselliğin, ne bileyim, yeryüzündeki en zarif Tatlıları. insan herhalde, değil mi? Tatlılar, tatlılar. Ama şimdi bir tatlılar geliyor ki benim için Akrepler. biliyorsun. Herkes bana soruyor, diyor ki akrebi niye bu kadar çok seviyorsun? Ne bileyim, seviyorum işte. Bir şey Sen yok yani. Seviyorum. boğa burcu bir kadınsın ve boğa burcunun karşıt burcu akreptir. Boğa Onlar değil mi? burcu akrep burcundan öğrenmesi gerekenler vardır. Akreplerin de boğa burçlarından öğrenmeleri gerekenler Ha. vardır. Sen de ama onu ben onu bir bütünsel olarak yaptığınız şey diyorum. Senin sanırım ay burcun akrepti Nur ya. Evet, Yanlış hatırlamıyorsam. burcu doğru. Ay burcun akrep değil mi? Evet. Tamam. E O oradan yüzden. geliyor sevgi aşkım. E Ondan tabii. mı? Bir şeye bağlayacaksak ondan diyelim. Ama akrepleri çok sevdiğim kesin, Bağlı. net bilgi. Şimdi sevgili akrep ve yükselen akrepler, hadi bakalım sizi dinleyelim. 15-21 Temmuz arası acaba sizler neler yaşayacaksınız? 15, 16, 17. Sinirli ama ayın 17'sinde kazalara, sakarlıklara en açık burçlardan birisiniz. Boğa burçlarıyla beraber. O yüzden 15'i, 16'sı, 17'sinde sakin kalmak, önemli işlerinizde şeyler yapmamak, gerçekten bu 3 günü sizi yormayacak insanlarla geçirmek, yormayacak işlerle geçirmek sizin için çok daha iyi olacaktır. Yaz tatile giderler, işte yaylaya çıkarlar, dağa çıkarlar, biraz daha daha rafting tarzı veya daha tehlikeli severler ki akrepler, spor faaliyetlerinde de 3 gün sizi yasaklıyoruz. Böyle bir Ha, şey yok. şunu diyorsun, eğer doğa sporlarıyla karşı karşıya olan, yani daha karşı karşıya demeyeyim de doğa sporlarını çok seven sevgili akrepler varsa hangi tarihler dedim, bir daha söyleyelim. 15, 16, 17. Uzak Uzak. dursunlar. Tehlikeye, sizin hayatınızı tehlikeye atacak her türlü tehlikeden uzak durun. Çok cesurlar. Onlar için tehlike tehlike değil. Ama bu hafta gökyüzü bu anlamda alarm veriyor sevgili akreplerin. Gözü kara Ve akrep bununla bu hafta yani. evet, günü daha da kararabilir. Ve bu hafta ayın 17'sinde 18'sinde elleri bir bol olacak. Ya Rabbi herkese para dağıtacaklar. İhtiyacı olanı dağıtacaklar. Ev varsa dağıtın. Yoksa veya daha ayağınızı yorgana göre uzatmanız gerekiyorsa önleminizi de ona göre alın sevgili akrepler. Ve bununla beraber çok daha fazlasıyla artık seyahat dönemlerinin başlayabileceği ve bununla beraber iletişimde aktif olabilecekleri ve yine bununla beraber çok daha fazlasıyla ülkemizin içinde olabilecek faaliyetler, geziler dönemi sevgili akrepler için başlıyor. Biraz neye dikkat etmek lazım? 21'inde özellikle yine evde olabilecek tartışmalardan, özellikle kadınlardan gelebilecek duygusal rahatsızlıklar,
Veya hani böyle bazen yine derler ya, kadınlar bu hafta akrepleri özellikle 21 Temmuz'da rahatsız etti. Onlara herhangi bir baskı unsuru kelimelerden uzak durun. Ve Yani bununla akrep beraber bir kocamız varsa, akrep bir oğlunuz sevgiliniz, olabilir, eşiniz, işte oğlunuz sevginiz olabilir. varsa ona dikkat edelim bu hafta. Evet, kardeşiniz olabilir. Yani hanımlar, evdeki akrep burcu bireylere dokunmuyorsunuz ayın Yükselen akrep de 21'inde. geçerli mi Vedat bunu? Yükselen akrep de geçerli, evet, durum. Peki. Çünkü ve bununla beraber artık çok daha fazlasıyla parasal sorumlulukları almak isteyecekler. Bununla beraber çok daha fazlasıyla para harcamanın dışında kaynaklarını geliştirebilecek bir takım adımlarda söz konusu adımlar atabilirler. Para önemli bir sürece geçiyor akrepler için. O yüzden sevgili akrepler 3 gün sessiz, sakin. Ondan sonra haftanın keyfini yedin. Peki, o 3 güne dikkat etsinler. Evet. Sıra geldi. Yaylar. Ne haber yaylarda? Neler var yaylarda? Yaylara böyle şarkılı markılı girdim. Çünkü uyarılar büyük, değil mi? Yaylar. Evet, 16 Temmuz'da özellikle iş hayatında kesinlikle en sakin olması gereken bir günle karşı karşıya, çok daha dostum dediği, iş hayatında canım dediği insanların gerçek yüzleriyle karşılaşma olasılıkları son derece yüksek. 17'si 18'de enerjileri son derece yüksek, son derece dışa dönük, ilişkilere dönük, neşeleri yerinde olabilecek, özellikle ayın 17'si öğleden sonraki süreçte şanslarını ve fırsatlarını iyi görmeleri, kendilerinin yaratacağı şanslarla ve fırsatlarla da karşı karşıya kalabileceklerini söyleyebilirim. 20'si 21'inde aşk hayatları ile ilgili dedikodunun, fitnenin son derece yüksek olduğu ve daha sonraki süreçte evlatlarınızla ilgili, özellikle birilerinin size anlattığı konularla ilgili olaylara şahit olma olasılığı söz konusu olabilir. Bununla beraber tabii ki biraz 21 Temmuz'da çok daha fazlasıyla sert söylemlerle karşı karşıya kalabilirler. Sosyal medya üzerinden bir takım saldırılarla karşı karşıya kalabilirler. Ve 21 Temmuz'daki o Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesi, karşıt burcu demek, evliliklerde, ilişkilerde biraz daha enerjinin yükseldiği, biraz daha esasında dürtüsel olarak davranarak, bazen sinirli, bazen ilişkilerimize çok daha başka yüksek enerji katabilecek eylemler içinde bulabiliriz. Ama para gelmeye başlayacak yaylara. En güzel taraf da bu. 21 Temmuz'daki o dolunay onların parasal konularda artık olayları çözmesine, bir takım fırsatları yerine getirmesine, hatta maddi konularla ilgili hayallerine dahi hayallerini gerçekleştirebilecekleri etkilere sahipler. Bunu da çok iyi Süper. değerlendirmelerinde yarar var sevgili yayların. Güzel. Yaylar için hani aslında çok da korktuğum uyarılar gelmedi. İşte o Mars'ın 7. eve geçmesi ilişkilerde biraz harareti çok fazlasıyla yüksek seviyeye getirebilir sevgili Nur. O da şimdi yayların doğasında sinir olmak yok ya, sinirlenmek yok ya. Böyle bir şey yapabiliriz. Ne oluyor bize gibi bir dürtü gelebilir. Gelecek, gelecek o da. Hadi bakalım. O zaman gelsin bakalım oğlakların yorumu. Bu Dolunay. arada oğlaklara geçmeden önce duyuyor musun sesi? Yok. Ben duymuyorum. Ay, cırcır böceklerinin bir sesi var. Sanırsın ki böyle ne derler? Sahne almışlar ve arkasında bir Ya. orkestra var yani. İnanılmaz. Keşke sesi sana buradan Eşlik duyurabilsem. ediyorlar bize. Ne güzel. Aynen öyle. Çok tatlılar. Peki, dinliyorum seni sevgili oğlaklar ve yükselen oğlakları. 19-15 Ocak doğumlu oğlak burçları bu ikiz dolunaydan biraz gerginlik olacak. Çünkü geçtiğimiz ay 0 derecede olan, yani başlangıç noktasında olan bir dolunay, bu dolunayda bitiş noktasında olan bir dolunay, yarım kalmış, bitmemiş işleri çok hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ve özellikle ilişkilerle ilgili, sağlıkla ilgili konularda oğlakların en çok dikkat etmesi gereken diş ağrısı, kemik ağrısı ve ilk ağrısı ile ilgili konular söz konusu olduğunda, bu ilişkilerinizde lütfen çok böyle ki akıllısınızdır, mantıklısınızdır, sert
bir şekilde yaklaşmayacaksınız. Ve tabii 19'u, 20'si, 21'i çok gergin olabilirler. Duygusal gerginliklerle karşı karşıya kalabilirler. Yine burada onların hayatında ilişkilerin önem kazandığı, tıpkı yengeç burçları gibi evlilik dönemlerinin çok fazlasıyla yer alabileceği, teklif alabileceği, evlilikle ilgili konuda karar alabileceği bir süreçle karşı karşıya bilir. Ve bununla beraber özellikle 21'inde parasal konularla ilgili hiçbir kimseyle görüşme yapmazsanız için iyi olacaktır. Esasında yapacağınız görüşmelerde sakin kalırsanız başarılı olabileceğiniz de bir süreçle karşı karşıyasınız. Ve artık şuna çok dikkat etmeniz lazım. Sağlıkla ilgili konularda sorumluluğunuzu artık hatırlamanız gerekiyor. İş hayatı içinde çok sosyal, çok iletişimsel yazışmaların, projelerin, sözleşmelerin başlayacağı bir haftayla da karşı karşıyasınız. Dolunay'ın geçirdikten sonraki süreçte çok da büyük uyarılarınız sevgili onlara yok sevgili. O zaman hemen Kova'ya geçiyorum. 15-21 Temmuz. Kovalar ne alemdeler? Neler bekliyor onları? 21 Temmuz yangın yeri. Bu haftanın 21 Temmuz'daki en sinirli, en agresif, en isyankar burcu Kova burcu. Neden? Çünkü orada Plüto ile olan bir aktifleşme olacak. Plüto ile Ay kavuşacak ve duygusal açıdan ister istemez agresif bir hal olacak. Böyle çok böyle duygusal dürtülerini kontrol altında tutamayacakları bir dönem. Zaten kovalar da bu anlamda çok dürtüsel burçlardır ve bizi yan demeyeyim ama biraz daha hani böyle baş kaldırı potansiyeli en yüksek burçlardan biri. 21'inde de bu etki son derece yüksek ve şuna çok uzak durmak gerekiyor. Ayın 18'inde ailesel ve sosyal ortamlardan biraz uzak durmaları iyi olur. Yani esasında biraz daha yalnız başına yaşayabilecekleri bir gün geçirirlerse çok daha iyi olacaktır. Tabii burada o 21'inde yaşanacak dolunay biraz daha onun sırlarıyla ilgili. Belki birilerinin sırlarına vakıf olmak, belki kendilerinin hayatında sırlarının açığa çıkmasıyla ilgili de bir süreç olacak. Psikolojik süreç çok önemli sevgili kova burçları için bu dönemde. Ve tabii ki lütfen sosyal medya üzerinden takipte uğrayabilirsiniz. Sizin özellikle kardeşler arasındaki o süreçte dedikodulardan, komşularla ilgili dedikodulardan uzak durmanız gerekiyor 20'sinde ve 21'inde. Ve bununla beraber aşk hayatlarında inanılmaz derecede bir dönem başlıyor. Çok fazlasıyla eğlenecekler, aşka zaman ayıracaklar. Bu arada çocukları olan sevgili kovalarda çocuklarıyla ufak tefek sporsal aktivitelere başlarlarsa çok daha iyi olacaktır. Aşk hayatında ve çocuklarınızla ilgili konularda gerginliklerden uzak duruyoruz. Hadi bakalım. Sıra geldi. Son burcumuz sevgili balıklara. 15-21 Temmuz. Balık için şanslı bir hafta mı? Zor bir hafta mı? 15-16 balıkların ifade yeteneğiyle ilgili konuda bir sorun olacak. Özellikle hayatınızdaki genç bireyler, çocuklar, bunlarla ilgili çatışmalar çok fazlasıyla olabilir. Sevgili anne babalar, siz bu üç gün çocuklarınıza kendinizi ifade edemeyeceksiniz. İfade edemediğiniz noktada onların hayatında çok büyük bir baskı unsuru kuracaksınız. Arayı onları üzmeyecek, sizi üzmeyecek şekilde dengede bulmanız gerekiyor. Benim tavsiyem 15'i, 16'ı, 17'si zaten gök çok sert. Herkesin kendine müteahhit olması gerekiyor. Çocuklarına sahip olması gereken bir dönem olduğunun altını çizelim. Ve bununla beraber özellikle sosyal hayatın içinde çok fazlasıyla aktif olabilecekleri bir dönemle karşı karşıya çok gezecekler. Aşkta çok fazlasıyla zaman ayıracaklar. En aktif, en faal bir dönemle karşı karşıya kalacaklar 15 günlük süre içinde. Güzel, ne güzel. Evet, şahane. Ve şunu da hemen söylemek istiyorum. Özellikle daha yakın akrabalarla ilgili konularda, olaylarda kulaklarınızı tıklarsanız daha iyi olacaktır. Bu çok daha önemli olacak sizin için. Ve tabii karasal konular özellikle 20'si, 21'inde bunlarla ilgili hayatınızda para kazandığınız bir yerle bir arkadaşınız aranızı bozabilir. Dikkat ve temkin. Sakın. Ve bununla beraber ayın 21'inde
kadınlardan gizli düşmanlıklar. Özellikle iş hayatınızdaki kadınlarla ilişkilerinizde çok temkinli, dikkatli olmak gerekiyor. Taşınma dönemi başlıyor. Özellikle evle ilgili konularda olayların gündeme geleceği bir dönem başlıyor. 21 Temmuz'dan sonra evinizde oluşabilecek kazalara karşı dikkatli, evde olabilecek gerginliklerle de ilgili dikkatli olunması gereken bir hafta sevgili Nur. Hepimizin haftası güzel geçsin. Amin. Her cuma Nur Viral'le YouTube kanalında Her Eve Gerek Vedat Delek sizinle en güzel yorumlarını buluşturuyor bu kanalda yıllardan bu yana. Ve gerçekten çok büyük bir güven telkin ediyorsun astroloji Allah severlerin kalbinde. Baksana şimdi manzaramı göstereceğim sana ve takipçilerimize. Hazırsan. Gösteremiyorum. Gösteremedim. Dondun mu? Yok. Buradasın. Niye olmuyor ya? Donuyorum. Heh. Ay yavrum. Şahane. Güzel değil mi? Çok iyi gelmiş sana Nur'um o manzara. Burası çok iyi geldi. Bak karşıda ne var biliyor musun? Terlik Adası var. Görebiliyor musun? Evet görüyoruz. Atma görüyor musun? Vallahi görüyoruz. Orada kız ben görüyorsam hayır, herkes görüyordu. Şuradaki değil ama bak şuradaki değil. Şuradaki şurada. Ufak olan. Ufacık. Aynı. Ufak olan arkasında. Terliğe benziyor biliyor musun? Ha. Şurada. Şahane. Tamam orayı daha yeni gördüm. Ya seni seviyorum. Herkes seviyorum. Hadi güzel manzara eşliğinde hoşça kalın diyorum size. Görüşmek üzere. Bye bye.